gerçek anlamda objektif çalışmalar halkın çıkarını oluşturacak çalışmalar yapmaktan kaçınıyor. O çalışmaları yaparlarsa bile olabildiğince kendi işlerinde yapıp kendi işlerinde kalacak şekilde yapıp. Yani Türkiye çok sesli toplum olmaktan çıktı. Şimdi bu niye bir risk? Çok ciddi bir risk. Artık önümüze gelende güçlü bir şekilde, çok yetkin bir şekilde fikirlerimizi tartıştırarak, konuşarak, hele bizim için oralarda, üniversitelerde bulunan akademik ortamlarda bulunan çalışmalar yapması gereken insanlar, işletme yöneticileri, sivil toplum örgütleri vesaire vesaire artık korkuyor. Ve durumu ortaya koyamıyor. Cesur davranamadıkları için biz aslında hayal dünyasında yaşıyoruz ve bilimsiz bir şey oluyor. Ve böyle olunca biz ne sorunu görebiliyoruz, algılayabiliyoruz, ne de çözüm üretecek güçlerimiz, yerlerimiz çözüm üretecek. Böyle bir toplum olunca artık, yani vücudunuzu düşünün, vücudunuzda biliyorsunuz bir bağışıklık sistemimiz var. Ve dışarıdan gelen yabancı unsurlara, tehlikeli unsurlara, mikroplara karşı bir bağışıklık uygulanıyor. Bunu deneyimlemiş, buna karşı yapılandırmış. Vücudumuzda bir toplum gibi Türkiye gibi düşünürsek aslında biz bağışıklık sistemimizi kaybettik. Ve bu bağışıklık sistemini kaybettiğimiz zaman artık bu tür sorunlara, krizlere karşı son derece zayıf, son derece güçsüz kalmak zorundayız. Ve bence üçüncü böyle bir riskimiz var. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlarım söyledi çok güzel. Yani tam burada söylemek istediğim yerden çok önce söylediler. Bir eğitim sistemi. Çok önemli. Yani bizim insan kaynağımızı çok iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Her şeyden sinen, her şeye karşı bulunduğu yerden kafasını bile uzatmaktan, bırakın sesli ödemekten imtina eden cesur insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu çözüm, yani son derece yeni, teknolojik, zor, rekabetçi bir ülke var, toplum var, hayat var. Bu hayata karşı çözümler üretecek, bunu uygulayacak nesil ve nesillerimizi yetiştirmemiz lazım. Bir. İkincisi, bu ülkenin en önemli kısımlarından biri adalet sistemi bence. Yani ticari sistemde de çok önemli. Güçlünün güçsüze her türlü şartı empoze ettiği şekillerde olmayacak bir adalet sistemine gerek var. Ve en fazla da üçüncü olarak üretmeye ihtiyacımız var. Bizim krizi çözmemiz için güçlü olup, üretip, bizi ele geçiren, bizi şirketlerimizi satın alan güçlü yabancılara karşı el birliğiyle bu krizi üreterek aşmamız gerekiyor. 2008'den 2018'e kadar çok rahat, çok büyük bir hayat yaşadık. Artık onun yaşamayacağımız, yaşanamayacağı belli. Madem biz bu lüksü yaşadık, bu hayatın keyfini, zevkini yaşadık. Şimdi bundan sonra da hem bireysel olarak hem işletmesel olarak üretip daha verimli, daha yararlı, daha alanlarda ülkeye, topluma, şirketimize, ailemize ve kendimize katkıda bulunmamız gerekir diye düşünüyorum ve yemek arası veriyoruz arkadaşlar. Hem bunları düşünün, hem yemekte bir arada olalım. Yemekten hemen sonra sizlere düşünüyorsunuz. İkinci seansında bizler bu krizi daha global bir şekilde hayatımızın her anında, her şekilde işletmelerimizde ne şekilde yönetmemiz gerekiyor? Sadece bir kriz, anlık bir kriz şeklinde değil, hayatımız boyunca ya da işletmemiz var olduğu sürece ne gibi krizler, ne gibi değişimler, ne gibi olağanüstü durumlarda ne şekilde mücadele edebilmeliyiz, etmeliyiz ki ona göre